Efendim, Ağrı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cengiz Çelik Bey'in yanındayız. Çelikçe Mimarlık'ta kendi alanında olduğu gibi birçok alanda da uzman bir beyefendinin yanındayız. Bize bugünlük mimarlık alanında bilgilerini paylaşacak. Merhabalar Cengiz Bey, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Doğu Beyazıt ve İzmir Ticaret Odası üyesi olan şirketimiz 2002 yılında kurulmuştur. Global hizmete aday bir şirketiz. Cengiz Bey, hizmetleriniz nelerdir? Burada neler yapıyorsunuz? Hizmetlerimiz planlama, program, proje destek, mekanik, elektrik, inşaat mühendisliği, peyzaj ve farklı disiplinleri bir arada değerlendirerekten müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, peki bunlar sizin farkınız mı? Mimarlıkta neler yapılır? Sizlerin burada yaptığınız farklı şeyler var mı? Farkımız sadece mimari hizmet vermiyoruz. Mekanik, elektrik, inşaat mühendisliği, peyzaj gibi farklı disiplinleri proje ve uygulamalarını sağlanmasını ekip arkadaşlarımızla birlikte müşterilerimize sunuyoruz. Sizin birçok alanda da uzman olduğunuzu konunun başında da vurguladık. Bu uzmanlığınıza dayanarak çalışma arkadaşlarımızı alıyoruz ve mimarlarımızı seçerek ve belli sınavlardan geçerek alıyoruz. Ekip arkadaşlarımız kendi alanlarında uzman, tecrübeleriyle kendilerini ispatlamış ve yetenekli, işlerinde son derece özverili arkadaşlar. Evet, peki mimarlığın getirdiği sorumluluklar nelerdir Cengiz Bey? Talep aşamasından teslimat aşamasına kadar olan süreçte bütün detayların en ince ayrıntısına kadar çözümlenmesi ve ergonomik olarak müşterimizin hizmetine sunulması. Evet, mimarlıkta rastladığınız en büyük problemler nelerdir Cengiz Bey? Karşılaştığımız en büyük problemler talebin ve talep sonrası beklentinin çözümlenmesi, sunulması ve uygulama aşamasında ilk aşamadaki istendiği gibi sonuçlandırılması. En büyük sıkıntımız budur. Evet. O zaman en büyük talebimiz de, en büyük hedefimiz de istenileni vermek oluyor, öyle değil mi? Tabii ki, mutlaka öyle olması gerekiyor. Çünkü karşınızdaki insan zaten o işin uzmanı olarak size talepte bulunmuş olsa size pek fazla bir ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla buradaki talebi sizin uzmanlık yönünüzle çözümleyip karşıdakine bu hizmeti tam olarak sunmanız gerekiyor. Evet, tabii dediğimiz gibi karşıdaki taraf zaten uzman olsa sizden bir proje beklemez. Peki sizden bir site inşaatı talep edildiğinde, bir mimar talep edildiğinde ne kadar süre zamanınızı alıyor bunun projesi? Böyle bir talep projenin büyüklüğüne, kapsamına ve müşterimizin isteklerine göre değişebiliyor. Şu şekil, projenin büyüklüğü bizim detay çalışmalarımızda ve müşterimizin beklentisiyle ilgili ayrıntıları çözmemizde, bunu sunmamızda etki gösteriyor. Evet, teknoloji ilerledikçe mimarlığa nasıl bir faydası var Cengiz Bey? Günümüzde teknolojinin mimarlığa son derece büyük faydaları vardır. Biz bunları en basit yönüyle tasarımlarımızda ve tasarımlarımızın sunumlarında görüyoruz. Aynı zamanda uygulama aşamalarında teknolojinin imkanlarından son derece faydalanıyoruz ve çok ergonomik işler ortaya koyuyoruz. Evet, peki bu zaman içerisinde nasıl bir gıda mühendisi gıda sektörünü denetliyor? Sizleri kimler denetliyor? Mesela halk bilmiyor, bir gıda sektörünü gıda mühendisi denetliyor ama siz mimarları kim denetliyor? Evet. Şöyle diyebiliriz, sadece mimarlık ve mühendislik yönüyle baktığımız zaman Mimarlar Odası'nın denetiminde ve kontrolündedir. Bunu biz şimdi çok yönlü bir firma olduğumuz için birçok alanda iş yapıyoruz. Örneğin müteahhitlik ve taşeronluk alanında işler yapıyoruz. Bu işlerde de bulunduğumuz muhatabımız olan belediye veyahut özel idarelerden
sorumlu arkadaşlar denetim ve kontrollerini yapıyorlar. Evet, onun öncesinde sizin kendi tecrübelerinize dayanan bir kontrol söz konusu oluyor değil mi? Tabii ki başından da söylediğimiz gibi ilk talep aşamasındaki müşterinin beklentisini analizinden, taslak olarak hazırlanmasından, proje olarak sunulmasından ve bunun uygulama aşamasındaki bütün bölümlerini, bütün kısımlarını kontrolden geçiriyoruz, kontrol altında tutuyoruz. Birebir takibini yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız da bunu koordineli bir şekilde sonuçlandırılmasını ve teslimatını hedefliyoruz. Evet, peki size özel bir sorum olacak. Siz mimarlık alanında olduğu gibi birçok alanda başarı sahibisiniz. Bunu neye borçluyuz? Sizin stratejiniz nedir? Bir insan nasıl başarılı olabilir? Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz, tüm gençlerimize sesleniyoruz. Eğitimsiz ve özverisiz bir başarı zaten olmaz. Kendimizi işimize adamak zorundayız. Kendi iş alanımızda uzmanlaşmak için mutlaka kendimizi yenilememiz gerekiyor. Zamanın ve teknolojinin yeni imkanlarından faydalanmak gerekiyor. Kendi alanımızda uzman olabilmek için devamlı araştırmak, incelemek ve bilgi birikimlerimizi her zaman yenilememiz gerekiyor. Evet, bilginin de sonu yok diyoruz, eğitimin de sonu yok diyoruz. Bunların sonu olmadığı gibi özgüvensiz hiçbir işin bize bir getirisi yok diyoruz, öyle mi? Evet, mutlaka. Mutlaka işlerimizde başarılı olmak için her zaman kullandığımız bir deyim vardır. Sadeleştirelim fakat basitleştirmeyelim. Biz her zaman uzmanlaşmak istediğimiz alanda yeniliklere açık olmak durumundayız. Evet, teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Çelikçe Mimarlık olarak referanslarımızla sektör içindeki farklılığımızla tüm ülkemizin hizmetindeyiz. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Bizleri de konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Evet, Çelikçe Mimarlık'taydık. Cengiz Bey'in değerli bilgileri için tekrardan teşekkür ediyorum. Dinlemeye, izlemeye değer, mutlaka bir şeyler kapacağımız konuşmalar vardır. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak?